Çocuklarda bağışıklık sistemi hastalıklarına bakacak olursak, birinci sebep konjenital dediğimiz genetik sebeplerdir. Genetik olarak, konjenital olarak bağışıklık sistemi zayıf olan bir çocuk dünyaya geldiğinde yeni doğan döneminden itibaren enfeksiyonlar görülebilir ve bu çocuklar yeni doğan döneminden itibaren yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde yatabilirler. Bunun dışında sekonder nedenler vardır. Bir de alerjik hastalıklar ile otoimmün hastalıklar da bağışıklık sisteminin dengeli çalışmamasından meydana gelmektedir. Alerjik hastalıklar günümüzde astım, alerjik rinit, atopik dermatit, egzama gibi rahatsızlıklar da normalde vücut abartılı olarak yanıt vermemesi gereken bir alerjene, bir antijene abartılı yanıt verir. Aslında bu da bağışıklık sisteminin dengeli olarak çocukta çalışmadığının bir göstergesidir, bir bulgusudur. Self-tolerans dediğimiz otoimmün hastalıklarda aslında antikorlar kendi hücresine saldırmazken tip 1 diyabet gibi çocuklarda gördüğümüz hastalıklarda kendi hücresine, pankreas hücresine saldırması sonucunda yine bağışıklık sisteminin düzgün ve dengeli çalışmaması meydana gelir ve otoimmün hastalıklar oluşur. Bunların hepsi aslında bağışıklık sistemi bozukluklarındandır. Sekonder sebeplere bakacak olursak, özellikle yetersiz ve dengesiz beslenmesi çocukların bağışıklık sistemini en çok zayıflatan faktörlerin başında gelir. Bunun dışında mineral ve vitamin eksiklikleri, iyi istirahat etmiyor olması, mevsimine uygun sebze ve meyve tüketmemesi, balık tüketmemesi, aşırı yorgun olması, aşırı rafine gıdalarla besleniyor olması, karın ağrısı, ishaller, karında şişlik, kabızlık gibi problemlerle giden bir takım hastalıklarda, bağışıklık sistemini zayıflatacak tedavilerin alındığı bir takım hastalıklarda, çocuklarda yine bağışıklık sistemi yetersizliği görülebilmektedir. Bunun dışında epilepsi olan çocukların aldıkları bir takım antikonvülsan dediğimiz antiepileptik ilaçlarda yine çocuklarda bağışıklık sisteminde zafiyet yaratabilmektedir. Hijyen kurallarına uymamak, aşırı uykusuzluk, uykusuz çocukta bağışıklık sistemi yetersiz olabiliyor. Bunun dışında stres dönemleri çocukların bağışıklık sistemini düşüren en önemli dönemlerden bir tanesi. Stres deyince aklımıza neler geliyor? Anne işe başlayacak olabilir, diş çıkarma problemi olabilir, aileye yeni bir fert kardeş geliyor olabilir, okula başlama dönemi olabilir. Bütün bu dönemlerde çocuklarda gerçekten stres meydana gelir ve bağışıklık sistemi zayıflar.